Yap o zaman şovunu dedikleri zaman ne diyorsun? Şahane. Bir bakıyorum böyle aynı şu işte Kayseri'de var ya. Mesela, hangisi Kayseri? Gömlekli abi sen misin? Kırmızı. Nereden anladın lan? Arkadaşlar görüyorsunuz her şey güzellik değil. Çirkin insanlar da sevilebiliyor ve güldürebiliyor. Neredin sen? Ha? Neredin sen? Belki de çirkin insan... Ya ben sana çirkin demek istemedim aslında. Kayseri'li kodlasın. Kodlasana. Precious. Bizde K harfleri yok, yanlış olur. K harfi yok ki Precious'ta. Olursa yanlışlık olur. Tuvalet nerede? Tuvalet, ha burada, gel seç. Fransızca konuşan insanlarla karşılaşmak durumunda kalıyorum. Evet. Tamam. On siktir et. Söyle oku. In your house. Ulan üstteki ne? Adam okumaya... Kümeni kimi şey yaptı ya. Tamam. Evet abi başlayalım. Boku çıkmasın muhabbet. Eğer evet. İşin varsa gitsinler. Şimdi nasıl? Şimdi İngilizce. Ama hayır. Ha İngilizce, İngilizce. Yok sevgili Ece, bu sabahtan beri orada baca bu şekilde oturuyor. İngilizce, hadi. Ama... Evet, merhaba. Arkadaşlar, çok özledim sizi. Çok sevdiğim bir arkadaşımla başlayacağım bugün. Yeni bir bölüm ama önce açılışı yapayım. Ha yönetmen orada dolmuşçu gibi kolunu sarkıtmış. Dünya umurunda değil. Hiç İngilizce bilmeyenleri İngilizce konuşturan, İngilizce bilenleri İngilizcesini unutturan, bazen aman boş ver İngilizceyi deyip sadece maksat muhabbet olsun deyip muhabbet ettiren, avukatları çok seven inanılmaz bir programa hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, çok sevdiğim arkadaşım, çok uzatmadan, onu da böyle fazla bekletmeden, onunla mı geleceksin? Yok, bununla gelirim ama yok, olmaz. Aa, hayranlarına dışarıda şu anda imza veriyor. İmzası bittiği takdirde sevdiğim arkadaşım Hecra'yı sahneye davet ediyorum. Ya. Kapılan değil, akımı yaratan oy. Devrimi baştan sona yönet, sona demek bilek demek kepek dil. Gerçekten. Konuklarımız sürekli. Müzik ne çalıyor burada? Çalıyor mu yoksa ben... Abi arka planda koyuyoruz ya. İnsanlar varmış burada, hiç böyle bir şey söylemediniz hocam. Normal evde sohbet edeceğiz diye geldi. Aynen, baş başa olacağımızı söylediniz. Bir tanem bir şey diyeceğim ya. Efendim bir tane. Bunu Killa Hakan mı buldu? Hayır. Masaka. Markası Killa Hakan falan mı? Hayır. Masaka mı buldu? Aynen öyle. Bu silah taşımak için mi? Hayır, silah taşımak için değil. Bu bir yelek. Burada cepleri var. Nasıl bir kot, ceketiniz varsa bu da bir yelek. Ama sanki böyle siz cephanelik taşıyormuşsunuz gibi. Hayır, hiç öyle düşünmedin. Yani nedense böyle bir ön yargı var. Rapçiler cephane taşır, silahlar. Tabii ki. Farinde hop falan diye. Öyle bir şey ya yok. Ya buraya bize rapçileri övmeye gelmeyeceksin. Öyle. Gelmedin herhalde. Hayır, sen de rapçileri dövmeye gelmemişsin. Ya of, sen şu an var ya, sen misin? Neden cephanelik olsun? Çok fazla cebi olan cephanelik olarak mı görüyorsun? Ya bir dakika, burada bir takım şeyler, ilaçlar... Tamam gel otur. Şaka yapıyorum. Tamam. Evet, kızıyor ya. Hemen rapçileri azıcık kötüle hemen kızıyor. Çünkü evet, rapçiler... Rapçi adamı konuk ediyor yani. Ya, ne yaptığını biliyordur umarım. Hecra'yı tanıyan var mı arkadaşlar? Tarafı. Neden o taraf? Bir şey diyeceğim. Neden o taraf daha çok ya biliyor? Ya sürekli mahpusa düştüğün için avukatlar tanıyor. Tamam, bu tarafa doğru oynayacağım. Yani bu taraf bilmiyor. Oysa ki benim tanıdıklarım bu tarafta. Sen de tanıyorsun. Çünkü evet, ben o taraf görmedim. Tanıdıklarım bu tarafta. Oğlum ben böyle yaptım onlara. Aynen. Sol o yüzden taraf daha... Evet. Bunlar şeyi göremedi kağıdı. Evet arkadaşlar, Hecra çok tatlı bir adam. Sensin. Canım benim ya. Kaç yaşındasın Hecra? Ben hep böyle sorduklarında şöyle diyorum. Sence kaç yaşındayım? Evet tamam. Sana soralım, kaç yaşında gözlüklü? İngilizce söyle falan diyor. İngilizce söyle. Bana böyle dediler. Her şey... Evet.
Efendim? Bak az önce Türkçe 30'du, İngilizce geçirdi 32 dedi yani. Sen hani onu anlayana kadar 2 yıl geçer. Sen İspanyolca söyle abi, evet. Sen öyle bir şeysin. Ne evet. Görünüyor? 32. Bak ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Yo hayır. Ya bir dakika kadınlara soralım ya. Tamam olur. Evet. Bu taraf. Var mı daha önce ifadesini almış birisi ifade. Arkadaşlar aranızda? Kaç yaşında? Siz kaç boş yaşındayım. Ver. Arka acaba taraf. Ben kaç yaşındayım? Var mı tahmininiz? Şey diyormuş bana ne? Ejan'ın kaç yaşında olduğundan harbiden, Allah Allah. Böyle düşünen olmamıştır. En azından sol taraf böyle düşünmüyor. 32. Aa, sen hayran mısın? Çünkü he. Daha çok gülümsüyorsun. Benim böyle öyle adamlar var abi ya. Yani beni görünce hep böyle diye ama beni bilmeyenler ve tanımayanlar sürekli böyle oluyor. Benim hayatta en nefret ettiğim şey böyle erkeklerin bana şöyle mesela atması. Hayranınım, işte bayılıyorum sana. Bir bakıyorum böyle aynı şu işte Kayseri'de var ya onun gibi adamlar mesela. Hangisi Kayseri? Gömlekli abi sen misin? Kırmızı. Nereden anladın lan? Kayserili deyince oradan anladım. Gerçekten adam insan sarrafı. Direkt anlarım. Ya bir şey söyleyeceğim şu an çok ciddi bir mesele. Siz de Malatyalı mısınız? Evet. Ha tamam neyse. Evet. Ama çok iyi anladım biliyor musun? Evet direkt anladım. Evet suratını nereden anladın? Yani kırmızı ve gömlek olmasından ve egzantrik bir gömlek olması. Muhtemelen para vermemiş olması o gömleğe. Evet. Şu harekette Kayseri'ye özgü. Çok tatlı. Arkadaşlar görüyorsunuz her şey güzellik değil. Çirkin insanlar da sevilebiliyor ve güldürebiliyor. Neredin sen? Ha? Neredin sen? Belki de çirkin insan. Ya ben sana çirkin demek istemedim aslında. Şey bir şey diyeceğim. Benden önceki konuğundan sonra tabii ya, ki çirkin olabilirim. Ya 8 hafta önce biliyorsunuz bir konuğumuz var. Ben bir şey diyeceğim. Buraya Cansu Hanım var diye de ben kabul etmiştim bu programı ama. Tam orada durur musun? Ya normalde plan şuydu. Önce seni çıkarıp sonra Cansu'yu çıkarıp şey yapacaktık. Sonra önce Cansu'yu çıkardık sonra seni çıkardık. Biraz şey gibi oldu. Biraz yani. Hani bu Allah'ın lütfu. Bu da rapçi gibi oldu. Bu da rapçi gibi oldu. Şey oldu. Tamam hiç sorun yok. Dış güzelliği gördük şimdi iç güzelliği. Dış. Kayseri'nin? Kayseri'nin bağrındansın. Dili açıldı. Şu an var ya gönlümü kazandın. Tüm bölüm sana oynayacağım programda. Teşekkürler. Sen teşekkürler. Mikrofonu çalışmasa da ben seni duydum. Bunun da şarjı bitmiş. Buraya basınca ne oluyor? Abi bu İngilizce devam edelim butonu. Bok yedik. O zaman sen yok. Evet. Sen yok lan sanki. Abime hiç şey yaptırmak istemem. Ben senin yanındayım. Sen bu, benim yanında oldun bence ya. Bence programı izlemiş bile olabilir. Eyvallah. Biliyor musunuz daha önce? İzledim. Dün biraz izledim. Evet. Ne demek Heja? Heja değerli demek. Kürtçe bir isim. Unisex bir isim. Vay. Evet. Precious İngilizce'de. İngilizcesini hiç yazmış mıydın Heja'nın? Evet. Special yazdım ben. Ya işte ilk. Çünkü yazmış tamam mı bu sözlüğe en tepede ne çıktıysa herhalde odur demiş. Evet. Göstereyim Heja'nın İngilizcesini. Ne ya, Heja mı yazacaksın? Heja'nın burada noktası var mı? Evet var tabii ki. J-O. Evet tamam. Şükür ben de Türkçe harfini biliyorum. Aynen 4 harfi. Heja'nın İngilizcesi tamam mı? Nasıl yazıldığını biliyor musun? Special. Ulan special. Special. Evet tamam. Precious. Değerli. Precious. Kıymetli. İngilizcesini kaçma. Tamam. Precious nasıl yazılıyor diyorum sana. Super. Evet, ben biraz daha Fransızca bildiğim için... Neden arkadaşlar... Fransızca biliyor? Çünkü Kürtçe biliyor. Kürtçe de Fransızca'ya benziyor. Aynen, uyanık oradan yürümüş. Aynen öyle. Evet, kodlayalım. Lütfen siz kodlayınız. Evet. Kayseri'li kodlasın. Kodlasana. Precious. Bizde K harfleri yok, yanlış olur. K harfi yok ki Precious'ta. Olursa yanlışlık olur. Abi adama diyorum şey, ki, sen Precious'i kodla bizde C. Justamonu'nun C'si. C. Hadi bir tane daha sen veriyorum. Seni koruyacağım, hiç merak etme. Evet, kankam yanındaki sen kodla. Precious'ın gelecek harfi ne olabilir? Konyalı. Düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyaya rezil olduğumuzu bir saat boyunca program yapıp sadece Precious'ı öğretmişim nasıl yazıldığını. Evet. Heja PR gibi bir şey oldu yani. Heja eşittir reklam işte yani. Yani bu yani bize aynen, bu ya buraya 100 bin dolar teklif etti şu sahneye çıkmak için.
Hala yatmadı para ama. Avukatlar rap dinliyorlar mı? Avukatlar? Dinliyorlar. Neyle? Kimi dinliyorsunuz? Hece'yi. Hece'yi bak. Ya. Sen Hece mi dinliyorsun en çok? Moralim bozulduğu takdirde programları acayip eğlenceli olduğu için. Daha önceden de dinleyicisiyim zaten. Biz hep morali ama şu anda ofiste. Daha çok program üzerinden ilerlediği için. Değil mi? Abi bakar mısınız gülüşe? Hayır. Hayırdır Seyit. Acayip abi, çok seviyorum kendisini. Çok pozitif bir insan. Denince abi o kadar bacak açılır mı bana bak, gülüp yani? Bak senden önce şuraya 2-3 tane belki dünya güzeli konuk oldu. İlk defa böyle bir iltifat duyuyorum. Bir daha söyle. Ya genelde rapçi denince profil böyle daha karamsar, daha böyle şey bir... Öyle şimdi alınıyor. Rapçinin üzerinden gitmeyelim. Gülüşünden bahsediyordun. Evet ya adamın bakar mısınız gülüşüne? Falan filan dedi evet, yani. Abi. Adam beni tanıyor belki de o yüzden yani evet. Gülüşümden. Söz ediyor. Baksana her bilmeye çalışıyor herkes. Şunu bitirsene. Sen de öylesin. Kayserili ve müritleri. Kırmızı. Arkadaşsınız sen siz değil mi? Mi? Üç bıyık. Kırmızı. İki bıyıklı bir bıyıksız. Kırmızılar çok dikkatimi çekiyor. Hanımefendi siz Kayseri'yi tanıyor musunuz? Siz mesela ne oldu buraya geldiniz? Nasıl geldiniz? Niye geldiniz? Sen de mi avukatsın? Evet. BG evet. Hukuk Bürosu'nda avukatım. Sen getirdin o arkadaşları değil mi? Evet. Evet. Siz karı koca mısınız? Bak evet derken ayrı, gözleri parladı ki. Ya. Sen tamam. O zaman kocana söyle bakayım şunu sana kodlasın. Söyle çabuk. Kodlar mısınız? Sözlükten mi bakıyorsun lan? Evet. Evet. E vardır kesin orada. Avukatın... Bak avukatı zaten zorlamıyorum. Arkadaş grubun bu mu? Biliyorsun değil mi Heja? Takıldığın 5 kişinin ortalamasısın. Ve belki de birçok insan bu bıyıklıyı en baştaki avukata hakkını emanet ediyor yani savun diye. Yoksa bir dakika Kayseri sen avukat mısın? Ben filtreci. O filtre. Ha, ay filtreci. Aman tamam filtreciydi. Hatırladım. Ha tamam. Tamam kodla o zaman. Paris, Rize, Edirne. E kesin vardır abi. E ya. Harfi, bir tane Edirne, E harfi al. Ceyhan, evet. İstanbul. Evet. Evet. Sevgili arkadaşlar, Heja, konsepti biliyorsun az çok. Evet. Şu an için her ne kadar buradakilerin çoğu anlamamış olsa da konsepti. Konseptimiz şu, ben böyle konuşuyoruz bazen. Laf yerine geldiğinde seyircilerimi davet ediyorum. İki kişi gönüllü veya gönülsüz zorla onlara bir hikaye veriyoruz. Normalde onlara anlat dediğim şeyi oyna diyorum. Çoğu oynayamıyor. Oynayamayınca böyle boku çıkıyor. Sonra sen devreye girmen gerekiyor. Aynen ya, burada devreye ben bile gerildim ya. Ben hazırlıklı tamam. Değilmişim başkasının bunu çalmasına. Oo ben çok hazırlıklıyım. Oo. Hazırlıklı bir şekilde geldim. Heja'nın sesinde doğal geldim. Reverb olabilir mi? Böyle bir var, şey her var. Her şey var. Reverb var, autotune var, biraz Azerbaba'dan var. Biraz Müslüm Baba'dan var. Sigara içmiyorum, kullanmıyorum. Peki sesin nasıl böyle şey çıkıyor? Kadife değil de böyle şey gibi. Hocam sen beni kese bir de gibi banyodaki... sabah saat... Ya 5'te uyandığımdaki sesi gör. Vallahi. Enteresan ya. Çok güzel sesin vallahi. Var. Bu sesin bir şeyi var mı? Bana mı yürüyorsun? Ha tamam. Yani kadife gibi diyecektim de böyle kadifeden kesesi gibi oldu biraz. Ses böyle yo, daha böyle bir sürtüyor evet. Yani. Arkadaşlar iki tane adam arıyorum. İki tane bak, adam. En arkadaki sakallı tamam mı? Sen yeri kıyım. Ve sen, erkek. Yeşil. Sen gel. Sen mi? Evet. Şanışer'e benzeyen kişi. Aa Şanışer. Hiç gelsene. Böyle istemeyen insanları böyle hissediyorum. Evet erkek yok mu ya bir tane? Erkek. Şimdi benim bir tane erkeğe ihtiyacım var. Sen şu enteresan kaza olan erkek bakayım. Geldi ne yazıyor işte. Üzerinde ya? Arkadaşlar erkek kalmadı. Kırmızılı gelsene. Kırmızı. Gel. Harbiden. Kırmızılı. Ya abi adam kırmızı gel ya giymiş gelmiş. Demek ki beni seçin diye gelmiş yani. Gel otur. Acayip evet. Bir adam oldunuz. Adın ne? Resul. Resul senin adın ne? Alp. Alp. Resul Alp. Resul Alp aslında tek isim gibi oldu. Resul Alp. Evet, Alp Resul gibi. Resul Alp. Alp. Çok tatlı. Ya tek Resul Alp. Çocuğunuz var mı? Yok. Yok. Hayat pahalı mı? Herkes için. Senin için Resul? Yani pahalı sayılır. Biraz daha zengin. Evet, sen pahalı halk sayılır. Adam. Sen ne iş yapıyorsun Resul? Ben dövme yapıyorum, dövmeci. Oo, dövmecisin. Şu an bayağı dövme yaptıran var. Ben bile düşünüyorum dövme yaptırmayı. Hiç var, abi yok. Ne zaman istersen hiç yok yapalım. Abi. Nereme yaptıracağımı hala bulamadım. Siz mesela yönlendiriyor musunuz? Sana mesela dövme yaptırmak istiyor ama neresine yaptıracağını bilmiyor. Bu konuda da yönlendirme yapıyor musun? Yani yapabiliriz tabii. Ben ama... geldim mesela hiç dövmem yok. Sadece bir kızım var. Evet. Ve diyorum ki sana ya ben dövme yaptırmak istiyorum. Bir fikir verirsen nereden başlayalım? Yani dövmeye nereden başlanır?
Yani dövme nereye yaptıracağından daha çok ilk başta nasıl bir şey yaptıracağını bilmek daha önemli. İlk o düşünceye sahip olmak daha önemli anlam olarak yani. Sende ne var dövme? Bende işte... Abi... Biraz var. Oo bu kim? Bu rahmetli babam. Üf. Aynen öyle bunu taşıyorum. Sen mi yaptın Burada Resul? Var. Sol kolundakini ben yaptım aynen. Bir harbiden. Boka benzemeyen seninki. Yalnız var bu, ya. Aynen başka bir Erdem diye arkadaşım yaptı. Acayip olmuş. Aynen. Buradaki ne? Buradaki de şöyle yapayım anlatmadan. Evet şöyle karnında ve başka yerlerinde yok değil mi? Yok karnımda yok. Bir de belim de yok. Tam o. Benim de bir dövme var. Senin ay, mi? Dövme diyorum ya benim de bir gamze var. Ne dövmesi? Gamzem var iki tane. Hadi ya. Şimdiden söyleyeyim de. Evet. Kırmızı şey mı? Yok. Yani kırmızı mı diyor? Alp. Yükselenler olur. Evet. Hiç umumi tuvalete gidiyor musun? Yoksa altına şey mi diyorsun? Abi, umumi tuvalete gidiyor musun? Nasıl bir soru? İşte yani, ben tamam. Bizde sorular böyle enteresan. Tamam çok iyi. Evet. Hiçbir yerde sorulmayan soruları sormak için çok buradayım. Çok güzelmiş. Ya, ara sıra canım Resul sıkılırsa böyle bir bakarsan falan. Gittin. Aynen. Esnafsın zaten arada gidiyorsun yine değil mi? Sen de Alp. Gideriz şimdi, ya. Şimdi Resul. Ya. Umumi tuvalet işletiyorsun, dövmeciliği bıraktın. Yalnız hayatta çok pahalı olduğu için tuvalet 10 lira. Tamam mı? Girişi peşin alıyorsun kapıda ve sen de asla bu parayı vermek istemiyorsun ama inanılmaz sıkışmışsın. Yapalım. Tuvalet nerede? Tuvalet burada gelsek. Hadi. Hangi muhit olduğuna göre değişir. Burası mesela... büyük, burası küçük. Böyle de olmaz. Nişantaşıysa mesela bir düşünürüm. Ha, tuvalet nerede dedin sen lokasyonu soruyorsun. Hayır, İstanbul'da. Ben de sahnede ona hani nereye abi. Yapacak yok, bir insan... Yok ben sahneden sonrası için de merak ediyorum onu ayrıca konuşalım. Tamam. Güngören tamam. Olsa nasıl sıçacaksın onu merak ediyorum. Toprağı. Okay. Tuvalet şeyde ya klasik Beşiktaş'ta. Siz kekip Nişantaşı'nda sıçıyor. Çok sıkıştın ama dünyanın en cimri adamısın. Asla bir sıçmaya 10 lira veremezsin. Tamam sen 1 lira. Sen 1 lira vermek istiyorsun. Tamam. Sen de 10 lira alıyorsun. Tamam. Şu an anladım abi. Tamam. Cevabı 10 lira vermek. Peşin almak zorundasın. Tabii oturmuyorsun. Sen oturuyorsun resmen. Sen ayağa kalk Alp. Evet şuradan şöyle gel. Sıkışarak gel. Gel. Sandalyeden atlamayayım. O kadar sıkıştın ki atlayabilirsin. Tamam. Gel Resul. Nereye geleyim? Ay gel Alp. Heh. Nasıl erkekler nasıl sıkışıyor? 10 liralık mı sıkışayım 1 liralık mı? Şöyle. Biz anlarız abi zaten. Erkekler nasıl sıkışıyor ya? Biz nasıl sıkışıyoruz? O neymiş ya? Abi, o başka bir sıkışma. Bu şurada yani. O başka bir sıkışma. O doğum sancısı o değil. Hayır öyle yürürsen başka yani. O nasıl bir sıkışma? Tamam. Yok böyle bir işte. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Da, kadınlar evet. Nasıl sıkışıyor? Veya sıkıştıkları zaman belli ediyorlar. Mesela ben bunu yaparım. Yani bizde şu vardır. Hani nerede tehlike varsa oradaki kanalı kapatma. Yani ben, evet. Sen ne yapıyorsun sıkışınca? Ben de sıkışınca direkt... Bir hareketin var mı sıkışma hareketi? Yok direkt yani böyle... Şimdi değil. Yani alkışı alan şey yani bunun sıçması olmamalıydı. Yanlış yerde. Evet. Hadi aşkım gel. Sıkışmaya bak. Sıkıyorum ki. Tamam hadi. Kankacığım hoş geldin buyur. Hocam merhabalar ben bir geçebilir miyim? 10 lira. 10 lira. 10 lira. Ne zaman oldu bu? Abi şu an işte enflasyon falan 10 lira. Bu kırmızı görünce. Şu an 10. Beni evet, görünce doğru, mi ondu doğru. Peki ondan? Bir önce seni görünce değil kanka. Seni görünce 20 oldu şu an. Oo. İçine sıçar yine ben de. Kayseri. Kayseri. Kayserili gelsene sen de. Kayseri. Gel gel. Sen de gel. Kayseri oğlum, burada senin olsun. Senin alanın ya. Lan. Gel. Gel tuvalet sahibi olsun abi. Aynen. Bak bir dakika bir dakika. Bir umumi tuvalet hikayesi. Sen de tamam mı? Abi o işletersek... Hayır o rakip firma. Abi. Rakip firma o. Sen de rakip firmasın. Bununla rekabet ediyorsun. Boku yediyorum. Ben edemem abi. Benim de firma sahibiysem oturayım. Tabii ki. Biz boku yedik yani bugün. Çıkaramıyoruz. Başka abi kaç seri aldım bunu. Rakip firma. Gel. Bugün... İki tane tuvalet var ona göre gireceksin. Gömme... Kızıştırabilirsin. Senin neden tek bir amacın var. 1 lira vermek.
eski günlerdeki gibi biraz nostaljiden söz tamam, edebiliriz eskilerden. Bugün böyle komple sıçıyorum ben o zaman. İstersen adil ol, orada işe, öbür tarafta sıçıyor. Yarım yarım. Ay iğrenç bir sohbet. Harbiden bayağı bol. Fiyat düşme yok kalite. Manken gibi kızlara kanka, bakıyorum. Kanka en son 8 lirada okeyiz. Fiyat kırma olmaz. Buradaki düğmeni kim şey yaptı ya? Tamam. Evet abi başlayalım. Boku çıkmasın eğer, muhabbeti. Eğer tamam. İşin varsa gitsinler. Hayır da arkadaki düğmeyi kim bağladı ben onu merak ettim. Arkada da bir düğme var abi. Biliyor musun? Kardeşim ben bu projeyi yaparken son hayalim neydi? Neydi? Sahnede 5 erkek ve sıçmadan bahsediyorlar. Evet sen isot, ekmek arası isot yedin ve koşuyorsun. Tamam kokoreç yedim geliyor. Merhaba hocam. Merhaba kardeşim buyur. Turistsin. Let's continue in English. Hello. Cimri turist. I'm a poor guy. I'm welcome a turist. Welcome bro, welcome, welcome. I need to be coincide. Yalnız bir turist olarak sen sürekli bunların önünde böyle yaparsan olay tam olarak o anlaşılmayabilir. Devam et. I need to go inside. I need to be. I need to... Okay bro, understand. 10 lira. 10? 10 lira, yes. Adam Türk. İngilizce biliyor, yalnız şeye baksana. Ya çat pat biliyoruz abi. Ya turistik yerde işletiyor. Şey diyeceğim, böyle yani sıçmaya para alan adam hiç İngilizce bilmez ki. Tamam neyse. 10 Turkish, what you mean by? Me? 10 lira. 10 Turkish lira? I have no 10 lira. I can't give you them. I can't give you. Ten. Bu işe söyleyeyim mi? İngilizce bilmiyor. Ama bir şeyleri, bir şey biliyor mu? Bir şey biliyor mu? Bir şeye benzetiyor İngilizcesini. Evet, evet. Derdimi yani anlatacak bir... kadar. Evet. Ya böyle anlat. Bir biliyor olsan buraya kadar gelmezsin derdim. Zaten harbiden yani. Yani. Anlatır mısın Alp? Evet. Dayı izin ver sıçayım diye demen lazım buraya kadar gelmişsen. Can I go inside? Let me leave. Okay. But I have not 10 lira, just I want Turkish liras. It must be some... Tamam. Ya o pantolona sıçacaksın 200 vereceksin ya gireceksin buraya. Tutamıyor kendini o da evet. Doğru. Sen de İngilizce araya girebilirsin. İngilizce gir de, araya. Ha, şey desene gel bizde 5 lira. Gel öyle de İngilizce. Come. Tamam mı? Here 5 lira diyeceksin. 5. Come here 5 lira. Almancasını, Fransızcasını da şimdi söylüyoruz. Şimdi bir daha söyle. 5 lira lan ne? Şimdi bir daha söyle. Aynısını bir daha söyle. 5 lira lan ne? Burada önemli olan come o. Hayır. 5 lira. Hayır. Bir daha. Bir şey diyeceğim. Abi, bir daha söyle. Bir daha. Abi. İçime şimdi sıçarım yine söyle. Gelemem sana 5'e yani. Hani. Resul senin İngilizcen nasıl? So. Güzel tamam. Hemen bir pazarlık yap bitiriyoruz. Yap çiş artık. Okay bro. Evet. Last price. 7 Turkish lira. 7 is more. It's clean. Last bro, last 7 is a lot. You know clean? I have only still, one. Still wage. Still okay, but I don't care. I need to go inside. Let me in, please. I have one Turkish lira. I can borrow a little, but let's bro, okay. Do it. Ne diyeyim sana? Altını sıç o zaman bro. Sınar bir yere. Let me in, please. Evinde yapsan daha pahalıya gelir. Demeye çalış bakalım. Kelimeleri söyle. Home. You know bak. Home? Home. Ha, bravo be devam et. Yeah, I know home but home. I'm... This very expensive, you know... sıçmak nedir abi? Shit. Şu an you zaten sıçıyorsun. This expensive, you know zaten home. Shit. Bro, I'm a tourist. I'm not a Turkish bro, guy. Bro, okay, this... you Kayseri, go, this my abi. Friend. 3 Turkish lira, please. Pazarlık atma, gidecek gel. I can't give you 5 Turkish lira. Bro, I'm sorry. Kayserili bak böyle diyeceğim. Abi 5 lira bir şey olmaz. Sürümden kazanırsın. 3 please 3. Böyle diyeceğim bak. Daha çok gelecekti sanırım. Söyle oku. In your house. Ulan üstteki ne? Adam okumaya tersten yukarı gidiyor. Gel evime sıçrayım. İstersen şöyle başla oku. Gel sıçrayım. More evim. Expensive. In your house. Şimdi ona bakarak söyle bir de. Ama havlar gibi değil. Bakarak söyle normal. More expensive. Lan ona hiç in your house. Bir daha şimdi ona bakarak söyle, ezberle artık. Kardeş nasıl ezberleyecek, ona da kafam var. Ya 5 kelime bak. More expensive. Olur in abi. Your house. Tamam de lanet olsun da ödüyorum gidiyorum. Okay, I will pay it. Okay. Just I need to go inside. Bari şey desene son kez. Küçük yapsam en azından de kaçı olur? If I want to just pee.
just be. Ücret tek, aynı. Çok güzel. Ama gerçekten yabancıyla konuşur gibi söylüyor bunu, biliyor musun? Yüzü fırsız ifadesi öyle. Baya aynen. Aksan iyi maşallah, var. Çok tatlısın. Aksan iyiydi. Abi çok teşekkür ederim. Şöyle ben teşekkür al, ederim. Bir de öyle şey yap. O ne? Kayseri'ye 100 lira verir, geri belki vermez kabul ki eder diye. Ben elini... Ulan geri vermez tamam, diyorum. Tamam, elimi vereyim o zaman. Gerçekten... Tamam işte bu. Yok. Aynen. Onu bile geri vermeyebilir de. Evet. Boş geçmesin, işler iyi değil. Bugün evet, boş geçmesin abi derken... Yüzü alalım. Harbi biz abiyle böyle ya, buradan böyle gideriz yani. Aynen, kim derdi ki... Ya ben buraya... Bu adamla seni el ele... Ben de hiç böyle bir şey tahmin etmiyordum. Neyse. Hiç tahmin etmiyordum böyle bir şey olacağını. Resul çok teşekkür ederim. Vallahi aynen. Ya senin adın neydi? İbrahim benim adım. İbrahim, Instagram'ın var mı? Var. Söyle. İbrahim Akay. Güzel kızlar eklesin. Evet kardeşim. Kabul ediyorum, ayağınızda. Bakıyorum oradan. Evet. Bak kabul ediyorum. Çok memnun oldum. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a emanet. Kimin? Sağ ol. Bir fotoğraf çekmedim. Canım benim. Heşa. Efendim. Sen ne iş yapıyorsun dediklerinde ne cevap veriyorsun? Ben müzisyenim diyorum. Bir yandan da artık böyle şey oldu. Şovmenim demeye de başladım. Ne demeye? Şovmen. Şovmen. Yap o zaman şovunu dedikleri zaman ne diyorsun? Shining portrait. Böyle yapamıyorum tabii ki ama. Türkiye'deki bütün rapçileri tanıyorum tepeden aşağı. Ama ilk konuk almak istediğim kişi, tabii ki ben daha önce konuk aldım. Tepki, Ege Çubukçu. Ama aklıma gelen ilk kişilerden biri sendin, biliyor musun? Neden? Çünkü Türkiye'de rapçilerin acayip bir şarkı dışında kendini ifade etme sorunu var. Ve evet. Yani bir türlü o özgüveni sahnede taşımıyorlar, yani yansıtmıyorlar. Evet, o yüzden ben de böyle bir YouTube programı yapıyorum, Purple Edge diye. Aslında amacın biraz onu göstermek. Aynen öyle, orada tanısınlar, orada bilsinler diye. Çünkü çok farklı, sen bana demiştin ya, çok farklı kişilere evet dokunuşlar yaptım diye. Evet. Ben de belki de öyle bir dokunuşlar yaptım diye. Yani çok çok kişi geçti, çok rapçi bizden geçti. Hayatında hiç hiç rap dinlememiş kimse var mı burada? Rap müzik hiç dinlemedim. Yani dinlemiyorum diyen var mı? Yani açılırsa kapatırım diyen var mı? Tek kişi. Bir şey soracağım. Türkiye'deki rapçiler neden playback yapıyorlar? Çünkü paralarını alıyorlar ve daha rahat geliyor. Herkes zaten coşuyor, eğleniyor bir şekilde. O zaman neden sahneye çıkıyorlar? Rap artık yani biraz pop'a döndüğü için... Hı-hı. Zamandaki popçular da playback yapıyorlardı zaten. Ben hiçbir popçunun açıkçası playback yapmadığı hali ne, tamam, yani bilmiyorum. Ama o yüzden de özünde... biraz daha buraya gittiği için şu anda o rap kültürü, evet, o rap altını doldurduğumuz rap şimdi. Şu anda biraz daha aşağı gittiği için şu anda da çok... sahnede bir show ve bir pop yapıyoruz aslında. Şu an çok politik cevap verdin yani. Bence şunu söylemeliydin. Çünkü biz rapçiler artık popüler olduk. Biz popüler bir iş yaptığımız evet için artık pop'a döndü. Ve artık bu rapçileri rahatsız etmiyor mu? Hiç rahatsız etmiyor. Yani şu an herkes sen bir zaten rap konserine gidiyorsun. Breakdance yok. Hiçbir hip hop kültürüne dair bir şey yok. Sadece kaseti, işte teybe şarkısını takıp playback yapması, senin onu seyretmen, verdiğin paraya değiyor mu? Sen bundan tatmin oluyor musun? Yani ben oradaki enerjiye bakıyorum açıkçası. Burada mesela çok güzel bir enerji var. Evet. Orada da çok güzel bir enerji oluyor. Ben oraya bakıyorum. Bunu çok böyle sığ bir şekilde bakmamak gerekiyor. Aa, bu playback yaptı. Aa, söylemiyor. Tamam, o olabilir ama orada eğlenebiliyorsan gerçekten. Ben yeri geldiği parçalarda açıkçası playback de yapabiliyorum. Ama bu demek değildir ki benim sürekli playback ya da sürekli bir... Yani rapçi dediğim playback yapmamalı vesaire falan değil. Hı-hı. Ama yaptığımız iş artık popüler bir iş. Yaptığımız işler artık en üstlerde. Şu an zaten Türkiye'yi rapçiler yönetiyor yani. Evet. Türk müziği. O yüzden müzik böyle piyasasına olduğu için de... çok fazla da yani o rüzgardan değil de bu rüzgardan gitmeyi tercih ediyor herkes. İlişkiler aran nasıl? Sevgilin var mı? Var, evet. Çok... Evli değilsin. Hayır. Hiç ama... evlenmedin. Evlenmedim. Ha bak burada evlenme teklif etse Allah'ım ne prim yaparız. Hayır, ya. Hayır şu an evde de değil ama hissediyorum. Yani yap, seslensene bir kameraya bakalım. Şu an değil. O hakkımı burada kullanmasam daha iyi olur. Hayatım aklımdasın diyeceksin.
onunla yalnızken kullanmayı tercih ederim yani o akımı. Şu an kameraya bakıp sevgiline selam yollamak istemiyor musun? O her zaman burada olduğu için o zaten selamım içinde geziyor yani. O hayatımda niye gördüğüm... bu kadar terletiyorsun beni? Çek böyle şey olduğum yer burası. Oradan gerçek giriyor. Gerçek inanılmaz politik. Politik inanılmaz. Bir adamım. Hipokrat çünkü mı? İsmim Heja Taner hocam. Heyecan geldi aklıma bir an. Allah kahretsin. Evet. Arkadaşlar bir erkek, bir kadın rica ediyorum. Böyle kim var? Kadın senin babandır gibi bakıyor bir tanesi. Evet. Kim var? Gelsene. Çizgili. Şey, hiç bakmak istemeyen bu tarafa. O gelse. Evet. Siz ya da gelsin. Gel. Sen gelsin. Tamam. Kadın olarak o gelsin. Erkek olarak. Erkek böyle olarak da... çok iyi, çok iyi yalan söylerim diyen kim var erkeklerden? Evet. Gel. Gel sen gel, tamam. O gelsin. Kayseri mi? Ha, o gelsin. Şey, programı artık Kayseriliye devrediyormuşuz. Aynen. Ben de Kayseriliyim. Sen de mi Kayserilisin? Evet. Hadi buyur. Siz bir... Tamam, merhaba. Hoş geldiniz. Sen de Heja hayranı mısın? Valla. Sabahtan beri bacaklar böyle. Şarkıya siz Heja hayranı mısınız? İyi ki geldiniz de yani. Şu sandalyeyi normal yerine çekelim mi Berna? Hoş geldiniz. Merhabalar. İsminiz ne? Heja çok tatlı ya. Efendim? Belkıs. Belkıs. Evet. Sanki bayramda ziyaret ettiğin evin babaannesi gibi soruyor. Kızım, hoş geldin. Babaanne mi? Evet. Tamam. Belkıs, sen dinliyor musun Heja'yı? Ama dinleyeceğim, merak ediyorum. Vallahi. Gerçekten. Harbiden mi? Gerçekten. Tamam. Peki, sen mesela... Şimdi bana göre meşhur bir insansın. Sana göre derken. Bana göre derken meşhursun ya, meşhur tribin var mı diyorum yani. Evet işte. Bak, kendi alıngan mısın mesela? Biri seni mesela bir yere gittiğin zaman lan beni tanısınlar diyor musun? Hayır. Hiç tanımasınlar diyorum aksine yani. Benim şöyle bir tribim var. Ben sen mesela bir yere gidiyorum. Diyor musun? Yok, beni zaten kimse tanımıyor şu an ama. Beni mesela biri tanıdığı zaman ah diyor, böyle yapıyor. Ah. Ama şöyle geçiyor bizim tanışma olayımız. Bana gelemiyor ki. Siz, böyle yapıyorum. Ben, siz, evet ben, İngilizce Taner Çağlı. Ama Taner Çağlı'yı ben diyorum. Sonra işte bir şekilde ya fotoğraf çekinelim diyor. Çekiniyorum ve ilk tepkim şu oluyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum maalesef. Ya işte tam ünlü olamayan insanların genel böyle tavrı bu. Üzülüyorum yani. Adın neydi? Ahmet. Ahmet'le Belkıs. Ama hocam ben tam bu noktada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi... Tam böyle panele döndü şu an burası. Senin ses tonunla beraber. Ama hocam şimdi ben bu moleküler biyolojiyle ilgili... Hayır, evet. Öyle. Şimdi nasıl? Şimdi İngilizce. Söyle. Ama hayır. İngilizce. Aa, yok sevgili, sevgili Ece. Bu sabahtan beri orada bacak bu şekilde oturuyor. Hocam o kadar bacak açılır mı bana bak, gülüp yani? Bak, senden önce şuraya 2-3 tane belki dünya güzeli... İngilizce, hadi. Ama... Söyle, İngilizce söyle. Bana değil. Ya anlat ama for hocamla example, başla. Aynen öyle. Ama o, bana bak onu. Ama o sihirli kelime ama daha, cümle daha gelmedi o yüzden. No. Okay. Please talk in English. Yeah, man. Ooh. Söyle. Okay. Tell me in English. Whatever you want to say. Yeah, what you want to do? Darling teacher. Any bici wok ye, söyle. Are you student? Yes. Yeah. Are you student? Are you big student? Ha? No, ama no. Sen rapçisin, senin şey demen, are you bitch falan demen lazım. Öyle okay, kibar tamam. Olmaz. Tamam, evet. Söylesin. This now. This alalım. Every food back natural food. So. Karnım aç. Var mı tercüme edebilecek birisi? Benim arkadaşım var mı burada? Sen arkadaşı mısın? Eşisin. Ne dedi? Karnım aç gibi bir şey söylüyorum. Dur bir dakika, eşi bile anlamamış ki. Canım, ben şimdi şey yapacağım. Tamam. Söylediğin şeyleri bir daha söyleyebilir misin? Alalım. Az önce söylediğin şeyleri. Söyle. Şimdiki zamanda. This evet. Now. Super this presentes. Now mu dedin? Evet. Tamam, güzel olsun, sen söyle. Tamam, olsun, sen söyle. Bu şey gibi biliyor musun? Mesela böyle babaanneler diyor, ay işte o evladım. Okuyor gibi arkamdan. Gerçekten evet. Okuyor şu an sana. Evet. All food. Ne? Karnı all aç, food. Vallahi bunu evet. Evet. Back natural. T mi D mi? Kayseri'de söyleyeyim. T mi D mi? Kayseri'de. Evet. Biz de şey, all food. Evet. Onu halleder. Tamam, devam et.
All food back natural. Back dediğin ne? Back böyle mi back? Geri dönüş. Ha tamam şey gibi. Aa, bak bu Kayseri gibi oldu. Evet tamam. Şimdi eşine soralım. Canım ne diyor bu kocan senin? Sence? Ya ben şimdi İngilizce öğretmen olarak şey gibi oldu. Bir egzersizlerimiz var. Böyle saçma sapan bir sürü kelimeyi dağıtırsın. Al bunları birleştir dersin öğrenciye. Bu öyle bir şey de değil. Aslında anlatır o derdini ama ya. Çevir çevir. Derdi de... neymiş kocanın söyle. Bu sefer ben de anlayamadım. Ne demek istedin? Bir ipucu varsa belki. Yani yiyecek... Türkçe konuş tamam. Heh tamam. Yiyeceklerde nasıl işte böyle natürele dönmeye çalışıyoruz. Aslında insan ilişkilerinde şey de böyle. İngilizce anlat. Hiç Türkçe değil. Ben bu Türkçesini zaten anlamam. Yiyeceklerde nasıl falan... Abi adam bir şey söyleyeyim panelden çıkıp gelmiş şu an ikinci aynen. Kongresini veriyor. Ne iş evet. Yapıyorsun sen Ahmet? Sen direkt İngilizce konuş. Mühendisim. Ay tamam bu sayısalcı. Hayır satışçı mühendis aslında. Satış müdürü. Satış müdürüsün. İngilizcen CV'nde orta seviye yazdın. Evet. Ve altındaki personel de senin gerçekten İngilizce bildiğini düşünüyor. Evet. Ve muhtemelen de program sonunda bize mesaj atacaksın yayınlamazsanız sevinirim diye. Umarım. Evet. Süper. Bir daha söyle. Ne diyorsun Türkçe buraya? Beslenmede, yiyeceklerde hep natürele daha doğalı arıyoruz. Dolayısıyla şimdi insan ilişkilerinde de aslında böyle. Yani... Oğlum konu buraya nasıl geldin lan? Anlamadım. Beslenme ya, ve... Altı kelimede nasıl böyle bir şey açıklayabiliyor bunu anlayamadım. Ben bu adama nasıl... Biz buraya niye aldık bunları? Biz niye buradayız? Ay ben sana söyleme. Hikaye vermeyi unuttum. Dur. Aynen, tamam, sen ben... Allah aşkına sus. Sana hikaye veriyorum. Ahmet, çıplak yakaladı eşin seni. Genelde oluyor. Tamam mı? Çıplak yakaladı. Eşin. Evet, eşin seni çıplak yakaladı. Sen de tamam mı? Bundan kurtuluyorsun. Kurtulmaya çalışıyorsun. Bir bahane üretiyorsun. Satışçısın zaten yaparsın. Ama nerede çıplak yakaladı? Ben de satışçıyım evet, o yüzden çıplak yemiyorum. Yakaladı? Nerede çıplak yakaladı çok önemli değil mi? Belkıs'ın yanında. Oh my gosh. Belkıs arkadaşınız mı? Ha, bu, yabancı değil mi? Okey hikayeyi... Yakalayabilir değil mi yani hani? Soru yok. Tamam. Daha önce kocanı çıplak yakaladın mı? Yakalamadım da hikayelerini anlatır yani. Aa, ya hiç peki sana yamuk yaptı mı? Yok. Yani bildiğim kadarıyla yok. Günlerdir aynı şeyi konuşuyoruz. Kadınlara diyorum ki hiç yakaladım biliyor musun? Bilmiyorum. Bilsen bir şey olur mu? Yok. Tepkin kötü mü olur? Yani bilmem konuşur mu önce öyle herhalde? Öyle bir göz de yok. Bunda öyle bir şey de yok. Yapmaz zaten. Yakalandın. Sen Belkıs. Başla. Yakaladın. Ne yaparsın? Çıplak. Şu anda arkadaş... Arkadaş çıplak şu an. Çıplak. Öyle düşüneceksin. Yani biliyorum çok cazip bir şey değil onu çıplak düşünmek. Soyunma sen. Yok soyunma. Senle yakalanmadı. Hikaye... Sen karısısın. Bunu ben öylesine sordum bunu. Sensin yakalayan. Şimdi buraya bir tane biz şey... Biz neredeyiz şu anda? Şimdi siz oteldesiniz tamam mı? Tam hikayeyi anlamak hikaye şu. Gibi. Heja ile yakalanıyor Ahmet. Ahmet ben de. Hayır, Heje oda servisi yaparken... Oda servis. Çıplak şekilde mi yapıyorum? Heje'yi karıştırmıyoruz. Tamam, Ahmet, şimdi burada başka biri daha var, öyle düşün. Tamam mı? Ben onun yakalandığı kişi olayım, hanımefendi ben olayım. Sen bizi yakaladın, biz böyle otururken ama bu çıplak. Sen de gerekeni soruyorsun. Böyle mi çıplak? Biz böyle yani bizim heykelimizi heykelimizi yapmışlar böyle. Çok güzel oldu. Bir fotoğrafımızı alalım. Şimdi ya ben fotoğrafınızı çekmek istiyorum. Onu çıplak yapacağım diyorum. Aynen bu aile fotoğrafı gibi oldu. Tamam. Bizi yakaladım söyle ne aynen. Bu halde? İngilizce sor. Evet. Hayır lan Türkçe şu an. Önce aynen. Bir Türkçe bir tepkini göster. Bu nedir söyler misin bana? Hayatım hiç gördüğün ve düşündüğün gibi değil. Ben sana hemen açıklıyorum. Şimdi biz... Hayır. Bu neyi açıklamayı düşünüyorsun? Ben sana hemen bak, hiç gördüğün sakın, gibi değil. Sakın ayağa kalkma. Şu an... Otur yerinde otur. Tamam. Hiç öyle şeyler yapma. Ve aynı şey. Zamanda da sıkışmışsın. Hayır hiç öyle şeyler yapma. Yanındaki şırfıntı da hayatım, kaçtı. Hayatım ben yok, seni anlatayım. Hiç öyle şey değil. Bu halini açıklayabilirsin ama...
Şimdi, kadını nasıl açıklayacaksın? Söyler misin bana? Şimdi bir hayatım bir saniye. Müsaade edersen açıklayacağım. Bir saniye. Hep böyle daha. Çabucak geçti. Evet. Biz şimdi biliyorsun oteldeyiz, toplantıdayız. Evet. Biz burada Böyle mi katılıyorsun toplantıya? Hayır, biz toplantıya hazırlanıyorduk. Burada arkadaşlarla beraber. Ama biz Francisco'da mıyız? Neredeyiz? Hayatım hayır. Burada hep beraberdik arkadaşlarla. Şimdi bizim akılsız Kerem'le Coşkun sağ olsunlar benim üzerime bir kova dolusu buzlu su döktüler. Ben de kıyafetlerimi çıkarmak zorunda kaldım. Tam üstümü değiştiriyordum. O yüzden de büzüştü diyorsun. Evet. İngilizceye dönüşsün. Evet. Belkıs. Yani çok şey oldu. İngilizceye dönüyorsun. Senin zaten İngilizcen var galiba. Goş dedin az önce. Goş buna hesap sor. Could you explain what's going on here? Darling. Bana bak. Ben oradayım. Ben yardımcı olacağım. Evet. We meeting. Meeting? Evet, bay toplantısı. Evet. Evet. Bay meeting. Tamam, güzel. My dress. Wait. So I naked. Evet, ne demek istedim? Bu çocuk gerçekten İngilizceye geçince bir şey gibi oluyor bu. Kendi o yüzden size derse başladı işte. Bunları birleştirdim. Bu benim öğrencim. Evet, yeni. Derse başladı bir saat falan oldu galiba. Yeni evet, daha hiç de yansıyım. Yani daha derste aldım. Oryantasyonda. Bu nasıl biliyor musun? Sanki konuşmuyor da böyle resimlerle konuşuyor gibi. Onun kafası değişik çalışıyor. Daha oryantasyonda evet. Evet. Satış müdürü oryantasyonda. Aslında Türkçe güzel savunuyordu. Heyja, sen hiç yakalandın... bu cevap şu. Bana yakalandım. Sorarsan seni var ya. Heyja, sen hiç yakalandın... Fransızca cevap veririm, yakalandın. Vulevuf, evet. Le Fichon, Le Levi. Burada bir klip çekiyoruz demek istiyorum. Je crois, Le Fichon, Sanar. Senaryo gereği. Bir, evet. Belki sen Fransızca da mı biliyorsun? Şu anda Fransızca bilmiyorum dedim. Ya. Ha, ben de zannettim ki bunu Fransızcasını anladın, buna cevap veriyorsun. Hayır, anladığı için. Ya bir sanat usulü ben soyundum demek istedim. Onu demek Çünkü istedim ona. Çünkü Fransızca konuşan insanlarla karşılaşmak durumunda kalıyorum. Evet. Tamam. Onu siktir et. Şimdi sen Heja, bunun kankasısın, tamam mı? Şey yapacaksın. Oğlum gel yetiş diyorsun, beni yakaladı diyorsun hatun. Heyecan bir yanına geçip savunur musun arkadaşını? Şey çıplak Let's çekildim. Let's continue in Turkish. Hadi Türkçe devam ediyorsun. Çıplak mıyım ben de? Evet, sen de yan odadan o koştun. O çıplak, aynen. I need to have an explanation. I need to have an explanation. Could you just give me reasonable explanation? And you cannot save your friend like by doing just like that. Belli abla bir şey yok o. Çok güzel ama. Ben çıplak değil abla, oğlum çıplak. I see. Yes, he's just naked and standing. Boku yen o abla benim bir şey yok. Ben çıplak değil abla. Tamam hadi Türkçe ya. Bakalım, Türkçe savun evet. Kendini. Evet hayatım dediğim gibi yani. Adam Türkçe için. Olunca var bülbül kesiliyor. Ya. Ya yemin ederim şu Türkçedeki kabiliyetini İngilizceye taşıyabilirsem yaptık ben bunu. O zaman işte. Gerçekten emekliye ayrılırım yani. Aynen. İnşallah. Seni 4 ay sonra bir daha alalım. Hocam before after yapın gerçekten. Gerçekten before Aynen. after yapalım. Yani çünkü çocuk Türkçe'de çok iyi konuşuyor. Biraz daha Türkçe konuşsana. Ne anlatmamı istersiniz? Ona yalan anlat. Tamam, okey. Evet. Şöyle anlat. Şuraya ters otur. Sercan öyle anlat. Hayatım sen biliyorsun bizim toplantılarımızı. Her toplantıdan Böyle önce bir saatlerce sunum hazırlıyoruz. Ya. Hayır, biliyorsun Normalde sunum hazırladığını biliyorsun. Çıplak hazırlıyor ama. Hayır, üstüme su döküldüm. Ne yapayım? Kıyafetlerim zaten banyoda bak. Gözünü seveyim ıslak. Kadın? Evet. Vardı ya yanında az önce kaçtı. Ama çıplak olan sadece benim. Onu da şey olarak. Bir de ben abla yani. Ya. Başka boyutlara giriyoruz. Heyja sen İngilizceyi nerede öğrendin?
Ben İngilizceyi Taner Çağlı'dan öğrendim. Çocuklar sizi seviyorum. Kendinizi teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Canımsın. Sağ ol abi. Sen burada, sen gel. Senle işimiz var. Geç Belkıs. Evet, gerçekten adam Türkçe'de yalan makinesi, İngilizce'de ise minnoş. Evet. Tam bir minnoş. Öğrenince inşallah hocam. Umarım ya, İngilizce bilmiyorsunuzdur. Peki Heja nasıl meşhur oldu? Yani nasıl buralara geldi Heja? Yani sen neydin eskiden, ne yapıyordun? Rapçi miydin? Hep rapçi miydin yıllarca? Hep rap da... dinliyordum ama radyo televizyon mezunuydum. Radyo televizyon okudum. Aynen öyle. 8 yılımı verdim televizyon sektörüne. Çok farklı kanallarda çalıştım. Ama bir yandan da müzikle uğraşıyordum. Neydi kırılma anı? Senin gerçekten kırılma anım Ahsen TV ile röportajım. Diyelim başına bir mevzu geldi. Şaka mısın sen? Ne sordular sana? Yani ülkenin halini sordu bana. O kel ve sakallı, o sırada güzel ne iş yapıyordun? Bülent abimiz. O sırada, o sırada televizyonda çalışıyordum yapım ekibinde. Konu nasıl rap'e evrildi? Rap'e evrilmedi. Zaten konu o. Sen meşhur olunca şöhretini rap'te yükselmek için mi kullandın? Hayır, bir çarpışmaydı. Yani Ahsen TV ile bir hayat hikayem, oradaki bir çarpışmaydı. Hı hı. Beni Beşiktaş meydanda gördü. Gel abi dedi. Geldim, tamam. Bana dedi ki ülkenin durumunu nasıl görüyorsun dedi. Hı hı. Ben dedim ki ben şimdi doğru cevaplar verirsem beni yarın zaten böyle bu şekilde alır götürürler dedim. Ve nitekim ben freestyle bir şekilde cevaplar vermeye çalıştım. Evet, bu programı sen yapsan var ya uçar biliyor musun? Millet nelerini açar burada? Hayır, hiç kimse bir şeyini açmasın. Hele ki şu adam karnını öveleyip hala yani bacaklarını açıyor. Yazık ya. Aynen öyle. Hiç kimse bir şey açmasın. Burada belli ki bir şeyler Heja açıyorlar. Efendim? Ne olacak Heja'ya bundan birkaç yıl sonra? Ne düşünüyorsun? Planın ne? Çok acayip. Bilmiyorum. Aslında doğaçlama yaşamayı çok seviyorum. Aa, öyle bir adamsın. Aynen öyle. Bir hayalin, bir hedefin var mı? Böyle vizyonunuz ekipçe. Yani tabii ki. Yani şöyle çok fazla büyük hayal kuruyorum aslında. Hı hı. Sürekli büyük hayal kuruyorum. Bunun İngilizcesi... Bir tanesi... Hocam nedir büyük hayal kur? Ya işte just dream big diyebiliriz evet. Yani. Yani şunu diyebilirsin mesela, I'm dreaming really big things. Evet yani... I have big dreams. Stül, fikuamak. Oğlum nerede öğrendin Fransızcayı ya? Hep götünden mi uyduruyorsun bunları? Ya hayır, hayır, orada öyle bir göt yok bende. Şöyle bir şey demek istiyorum. Yurt dışında ve aslında Türkiye'de bir festival düzenlemek istiyorum ve yurt dışında bir turnem olsun ve beni festivallerim olsun. Beni de orada sahneye çıkarmak istiyorsun. Efendim? Beni de orada sahneye çıkarmak istiyorsun. Alt evet, grup olarak. Aynen öyle. Şey gibi oldu. Canım benim ya. Hayır hayır. Bir şey söyleyeyim, seni çok seviyorum ya. Ben de seni gerçekten seviyorum. Gerçekten. Ama sen bir dalga geçer gibi cevap veriyorsun. Hayır, ben seni sevdim diyeceğim. Yani çünkü seni yeni tanımaya başladım. Gerçekten evet. Taner Hoca. O yüzden diyorum. İyi bir insan değil miyim? İyi bir insansın. O yüzden burada olduğumu düşünüyorum. Canım ya. Tabii ki. Vallahi. İlk ne hissettin? Ben sana hani şey diyeyim. Boku yedik dedi. Evet. Ama şöyle bir şey. Bence çok iyi. Ya, şöyle bir şey oldu. O kadar ya, ben enerjiye çok 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 inanıyorum gerçekten. Bir arkadaşım vardı sizlerden ders alan. Ve o bana aylar öncesinden dedi ki bir Taner Hoca ile tanışıyor. Yani adım Taner değil yalnız, Taner. Taner. Ya evet. İngilizce olunca Taner hocayla ben evet çalışıyorum dedi ve ben dedim ki Allah Allah falan. Hiç şey yapmadım, kale almadım. İşte daha sonra dedim ki ya evet falan. Sonra dedim ki biz ders almalıyız, İngilizce dersi. Ama ben kimden sana ulaştım alacağız nedense. Kimden alacağız? Taner hocadan. Dedik ki şu adamla birlikte, evet bu adamla hadi ulan, bir İngilizce. Ulan ben size ulaştım, ne yalan atıyorsun? Hayır hayır, bekle, enerjiyi anlatıyorum ha, sana. Tamam. Gerçekten bu bir gerçek. Evet. Dedim ki bak, böyle bir mail var ve böyle bir şifre var. Buraya girelim ve Taner Hoca'nın sayfası açılıyor. Harbiden girdik, adam anlatıyor işte en baştan. Oha, korsan falan mı izlediniz benim yayınımı? Aynen, tabii ki korsan izledik, para mı vereceğiz falan. Evet. Ve buna, hayır, bu mu oradaki can arkadaşım sağ olsun, ismini vermeyeyim ki şey olmasın. Şimdi o güzel arkadaşım bana maili ve şifreyi verdi. Dedi ki böyle böyle bir şey var. Tamam dedim, girdim. Abi ertesi gün adam bana mesaj attı Instagram'dan. Oha. Vallahi bak.
Evet. Ben de öyleyim. Hatta dövme yap. Oha dedim. Mesaj attı yani dedim. Yani nasıl ya dedim böyle. Hani ya daha dedin dün ki, açtık. Var bir hayır evet, yani. Evet yani ve işte bir yıl önce mesaj ben daha görmemişim falan. Ya işte böyle böyle ve hani İngilizce gerçekten öğrenmen gerekiyor vesaire deyip ben de çok büyük bir aşka geldim o mesajla. Çünkü enerjiye çok inanıyorum. Hı hı. O enerjiyle birlikte o enerji beni buraya kadar getirdi. Şu an getirdi. Niyetli misin İngilizce öğrenmeye? Çok. Ve bu gerçekten öğrenmek gerçekten. İstiyorsun. Global hedeflerin için yani çok ele tutuşmasak tam gel şöyle yapalım ben. Ya rapçilik yapalım abi. Çünkü Somat'ta o kadar çok erkek ele tutuştu ki burada. Yani şey programdan var. Kesitler alsak çok başka bir şey ifade edebilir. Kimler geldi? Evet. Tamam gel. Kardeşim benim. Ayağına tamam, sağlık. Tam niyetliyim. Senin de ayağına çok, sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ya bu kapanışı niye biz böyle siyasiler gibi yapıyoruz ya? Ya hayır ya. Şey böyle gibi. Şey gibi. Şey gibi. Sarıgül gibi. Gerçekten. Sarıgül gibi dövüp böyle şey gibi abi. Sen İngilizceyi kurtaracak adamsın. Ben bunu hissediyorum. Evet. Ben bunu ve ben o heyecanı görüyorum. Şey çok gibi sağ olun vallahi. Kapanışı. Böyle ben Ahmet Sarıgül gibi kapatmak istiyorum ya, harbiden. Hayır, yani. Kapanış aynen, gerçekten. Neyse, sakinim. Evet, bir küçük enişte kapanışıyla. evet. Rozet takacakmışsın gibi hissediyorum. Keşke ya bir şey yapalım ya. Valla bir şey sonra yapalım, ne yapalım giden ben. Konuklara. Aynen öyle. Ayhan'cığım, sen veda Ayhan fotoğrafımızı çek. Ya sen de o heyecanı görüyorum biliyor artık musun? Ne kadar ha, elin ağrı ya. Sarıgül gibi hissediyorum kendimi. Sokak çocuğu gibi vuruyor, her yerim acıdı ya. Geliyor, geliyor. Taner Çağlı geliyor. Geliyor, geliyor. Evet. Eyvallah, çok sağ olun. Kardeşim benim, çok teşekkür ederim. Evet. Çok tatlısınız gerçekten. Heyja'yı, for example'dan Heyja geçti. Evet. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık kardeşim. Sağ olun. Alkışlarla uğurluyoruz. Ah ah, hiçbir şey yaptıramadım adama. Mis gibi adam. Vallahi. Bekle, geliyorum. Tamam. Evet. Kah güldük, kah sövdük, kah ben böyle programın. Ayağınıza sağlık, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.